Kocaeli Milli Eğitim Müdürümüze Demirciler Konağı'ndayız. Tarihi Demirciler Konağı'nda sergiyi açtık. Açıldı daha doğrusu. Burayı gezdiniz. Duyularınızı almak isteriz. Vallahi şimdi tabii halk eğitimlerin Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün yaptığı çalışma da son derece önemli. Çünkü Hayat Boyu Öğrenme eğitim sahası içine çıkmış olup eğitim saha içinde olanlar da dahil olmak üzere herkesin katılabileceği bir eğitim faaliyeti. Ama bunu tabii böyle tarihi konak gibi yerlerde tarihimizi yaşatma açısından bu gibi yerlerde yapılması ayrı bir anlam ifade ediyor. Geçmişten geleceğimize bir köprü vazifesi de olmuş oluyor. Ben bu konağın tabii bu köyde bu şekilde yaşatılmasını, Demirciler mahallemizde böyle yaşatılmasını ve bizim halk eğitimlerinde burasını kullanıp sergi açmalarını çok önemsiyorum. Buradaki kızlarımızı, yetişkinlerimizi, kursa katılanların hepsini de tebrik ediyorum ayrıca. Gerçekten konak beni cezbetti. Çok da hoşuma gitti. Dilovası hep sanayi bölgesi olarak bilinir ama ulusal basın, evet. TRT hakikaten Dilovası'nın tarih ve kültür mirasını Türkiye gündemine taşıdı. Siz neler söylersiniz? Valla bence de doğru diyorsunuz. Sadece sanayi kenti olarak, sanayi bölgesi olarak düşünmemek lazım. Tarih ve geçmişini de irdelemek lazım. İşte geçmişine bir örneğini de bugün gördük. Buna sahip çıkanlara ben teşekkür ediyorum. Geçmişten bugüne yaşatanlara da teşekkür ederim. Özellikle sizin de çok büyük çabalarınız olduğunu, daha önceki programlarda da sizleri defalarca seyrettiğimizi gördük. Çek yaptıklarınız, tarihle ilgili yaptıklarınızdan dolayı da her zaman teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese bugünkü serginin ve bu konağın bu hale gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Son olarak sizler çok önemli bir görev yapıyorsunuz. Geleceğimizin teminatını yetiştiriyorsunuz Kocaeli bölgesinde. Kocaeli'de Milli Eğitim Müdürlüğümüz, son mesajlarınız, kaç öğrencimiz var, neler dersiniz? Pandemi belası günlerinde de gerçekten görev yaptınız. Buyurun efendim, son sözleriniz. Şimdi Kocaeli'nde tabii 403.000 örgün eğitimle devam eden, yaygın eğitimle beraber, yani açık öğretimle beraber devam eden 450.000 öğrenci. Halk eğitimlere katılanları da sayarsak hemen hemen 1 milyona yakın bir insana hitap ediyoruz. Kocaeli'ndeki eğitimde yaptığımız çalışmalar tabii bütün ilçe yöneticilerimiz, ildeki yöneticilerimiz, Sabahçı'da sayın valimiz olmak üzere Kocaeli'nde emeği geçen büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanları çok güzel çalışmalar yapıldı. Kaymakamlarımız da dahil olmak üzere. Ve Kocaeli eğitimde şu anda mükemmel bir yerde. Bunun bu hale gelmesinde tabii öğretmenlerimizin, okul yöneticilerimizin de çok büyük destekleri var. Tabii bu 1,5 yıllık dönem içerisinde salgın döneminde gerçekten öğretmenlerimiz çok büyük çaba sarf ettiler. Yani ekranın başına düşünebiliyor musunuz? 8 saat çocukları ekranda tutup onlara ders verebilmek. Ben onun için Kocaeli'nde çalışan 29.700 öğretmenimize ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir emek ve özveriyle çalıştılar. Şimdi de bu yaz tatilinde çocuklarımızı sosyal, kültürel ve fiziksel anlamda eksik kaldıkları yönlerini tamamlamak için telafi eğitimi yapacağız. Yani onları sportif, sosyal, kültürel faaliyetlere, fiziksel faaliyetlere yönlendireceğiz ve bununla ilgili okullarımızın tam planlamasını, programını yaptık. Ve Kocaeli'nde yaz tatilinde 22.000 faaliyet yapılacak İsmail Bey. Yani bu güzel bir şey. Bütün okullarımız yapacakları faaliyetleri öğrencilerimiz sadece orada ben şu faaliyete katılmak istiyorum. Ben halk oynarım, ben sporda katılıyorum, ben güreşe katılmak istiyorum, ben yüzmeye katılmak istiyorum, geziye katılmak istiyorum. Veyahut da şu derste bir eksiği var, onu tamamlamak istiyorum şeklinde tıklayabilir, giriş yapabilir ve bütün okullarımız yaz tatili boyunca da öğrencilerimizi hazır hale getirmiş olacak. Eylül'de de inşallah herkes maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyduğu sürece ve aşısının olduğu sürece Eylül'de de okullarımız yüz yüze inşallah açmış olacağız. Bu şekilde de çocuklarımız okullarına, okullarımız öğretmenlerimiz de çocuklarına kavuşmuş olacak. Biz de okullarımızın cıvıl cıvıl çocuklarına kavuşacağız. Mesela ben okul dönemi, bu ara dönemde, açılan dönemde çocuklarımız okula gittiklerinde okulların duvarlarını kucaklıyor. Bahçedeki ağacını kucaklıyor. Yani okulları, çocuklarımız için okullar bu kadar önemli ve bunun farkındayız. Ve çocuklarımız, Kocaeli'nde yaşayan tüm çocuklarımız, ben her şeyin en iyisine layık olduklarına ben inanıyorum. Ve onları daha iyi vatanına, milletine, geçmişine, geleceğine sahip çıkacak nesil olarak yetiştirmek birinci vazifemiz. Ve bunu da Kocaeli'ndeki eğitim ailesi olarak ve paydaşlarımız olarak, başta valimiz ve büyükşehir belediyemiz olmak üzere, tüm ilçedeki yöneticilerimiz dahil olmak üzere, herkesle beraber çok iyi yerlere geleceğine ben inanıyorum.
sizin de destekleriniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. İl Milli Eğitim Müdürümüz programımız konuydu ve Demirciler Konağı'nda, tarihi 300 yıllık Demirciler Konağı'nda çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Geçmişini hatırlayacak, geleceğini ona göre yönlendirecek. Geçmişini, bu tarihi konaklar, tarihi eserler geçmişini işaret ediyor. Dilovası çok yakın bir zamanda yeni ilçe olmasına rağmen 2008 yılında ilçe oldu. Ancak ilçeyle ilgili eksiklerini çok hızlı bir şekilde tamamlıyor. Sağ olsunlar, hükümetimiz çok kısa zamanda özellikle eğitim alanında yaptığı yatırımlarla hemen hemen %99'lara varan anaokulu öğrenci oranıyla, diğer eğitimde okullaşma oranlarıyla ilin orta düzeyine geçer bir düzene gelmiştir. İlçemiz Kocaeli'nin en az nüfuslu olan küçük ilçesi olmasına rağmen çok canlı bir yerdir. Burası bir sanayi şehri de olduğu için gündüz nüfusumuz 150 bine kadar ulaşmaktadır. Tabii bizim halk eğitim olarak çok geniş bir alana hitap ettiğimiz için çok yoğun işlerimiz var. Halk eğitim alanında Gebze Ticaret Odası tarafından yapılan halk eğitim merkezi binamızda ve bütün köylerde, bütün alanlarda halk eğitim kurslarımız açılıyor. Şu anda bulunduğumuz Demirciler Köyü'nde de bu tarihi konağın içerisinde sağ olsun Demirciler Köyü'nün vatandaşlarının, bayanlarının desteğiyle burada kurslarımız açıldı. Çok da iyi bir kurs süresi geçirdik. Şu anda bugün İl Milli Eğitim Müdürümüzün de katılımıyla kurslarımızı açtık. Ben emeği geçen tüm kursiyer hocalarımıza teşekkür ediyorum. Çok güzel çalışmalar ortaya koydular. Dilovası'nda bu şekilde çok güzel yerlerimiz var, köylerimiz var. İşte bir algı olarak bakıldığında sadece bir sanayi şehriymiş gibi gözükse bile şu anda gördüğünüz bu Demirciler, Tepecik, Köseler, Çerkeşli köylerimiz. Gerçekten tarih kokan, doğa kokan yerler. Ben tüm Kocaeli'leri, tüm Türkiye'deki vatandaşları burada güzel yerleri görmeye çağırıyorum, davet ediyorum. Tekrar Halk Eğitim Müdürümüze, kursiyer hocalarımıza, kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Emeklerinden, gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu sene ilk defa Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak Demirciler Köyü'nde böyle bir çalışma başlattık. Halk Eğitim Müdürlüğü olarak köydeki el sanatlarını, köydeki geçmişe tarih kokan şu konakta yapmanın huzuru ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca konağın mistik havasına uygun çeşitli el sanatları, çalışmaları yaptık. İnşallah önümüzdeki eğitim öğretim yılında bu yörede ihtiyaç duyulan çalışmaları, eğitim öğretim faaliyetlerimizi daha seri bir şekilde daha katılımlı olacak. Bu konağın kapalı kalmasını da konağın yaşatılması aslında eğitim öğretim faaliyetleri olması çok önem arz ediyor. Böylece Demirciler Köyü ve konağı da tanınmış olacak. Yöreye de önemli bir katkı getireceğini. Zaten tanıttınız, TRT Ulusal Basın artık buradan bahsediyor. Evet, Ulusal Basın ve diğer yazılı görsel basında bu arada Demirciler Köyü'nü ve Demirciler geçmişini, tarihini öğrenmiş de oldu. Sayın İlçe Kaymakamımızın ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün işbirliğiyle bu köyde tarih kokan bütün değerleri yeniden ortaya çıkaracağız. Ve inşallah sizler de bizim sesimiz olarak tüm Türkiye tanıtmış olacağız. O zaman bir geçelim konuya. Geçelim, buyurun. Hep beraber inceleyelim. Çok kısa zamanda Demirciler Köyü'nde çok güzel işler ortaya çıkmış. Ben tebrik ediyorum hocalarımızı, sizleri tebrik ediyorum. Çok kısa sürede oldu değil mi? Evet, çok kısa sürede oldu. İlk defa oldu bir de. Daha önce ya yapılmayışı nedeniyle, yer imkansızlığından nedeniyle bu konağın kapalı kalmasını biz böyle bakıyorduk. Yani kapalı kalması nedenini araştırdık. Kurs yeri alırken dedim ya burası neden olmasın? Evet. Sağ olsun gerekli istişare neticesinde, gerek Kocaeli Büyükşehir, gerek Dilovası Belediyesi bize burayı açtı. Öğrencilerimize bu konuda çok... Bir iş belediye var burada Asım Hocam. Gerçekten bu konak bize belediyenin normali. Belediye kapalıydı. Hemen hizmete istediğimize verdiler. Sağ olsunlar. Evet. Dilovası Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğiyle bu konu eğitim öğretim. Bunlar hep amaç. Kursiyerler tarafı. Kursiyerler tarafı. Şöyle bir hızla dolaşırsa. Çeşitli yer sanatları, el emeği, göz nuru
ve tarih kokan motifler, şimdi, şeyler, çalışmalar. Özellikle Demirciler Köyü'ne ait olan motifler kullanabiliriz. Özellikle. Tabii yani o yürede hani manav kültürünün güzel şeyleri ortaya çıkmış oldu. Mesela şu desenin adı, belki hanımlar daha iyiydi, kendini ele verme, doğru mu? Seramik boyama ilk defa bu sene geçtik. Ya da Şenay'ın... Çok orijinal şeyler ortaya çıkmış hocam. Tebrik ederiz valla. Evet. Harika. Çeşitli... öğrencilerimiz çok sevdi. Biz bu işi ilerle yetişelim inşallah. Tabakları da kendimiz yapacağız inşallah. Eski bir çömlek değil mi? Evet evet. Bunu biz koyuyoruz. Çamur mu? Seramik değil mi bu? Hayır. Bildiğimiz güveç mi? Güveç. Toprak güveç. Aa, bu toprak güveç. Evet. Bu boyama güzel düşünürmüş. Geldiğimizde hemen hemen tüm evlerde, bu köylerdeki tüm evlerde ipek halı dokunurdu. Özellikle merkezde tamamı ipek olan halılar, köylerde ise bu şekilde olan simli halılarımız vardı. Simli halı genelde Arap ülkelere ihraç edilirdi. Onları talep ettiğinde babamla buraya gelirdik çocukluğumda. Babam arabasıyla gelirdik. Buradaki köyleri tek tek dolaşık evlerden şu simli halıları alır, sonra İstanbul'daki turistlere satardık. Çok büyük bir ekonomik geliri vardı bunun. Bu özellikle babam da bu sayede esnaf olmuş, zengin olmuş ve çok iyi şartlarda yaşamıştır zamanında. Siz hiç okudunuz mu? Ben de daha doğrusu erkekler, kızlar, küçük çocuklar hepsi evde bu işi yaparlardı. Boş zamanlarımda, okuldan kalan zamanlarımda ben de ablamlara yardım edip halı dokurdum. Çok zor bir şey değil. Sistem olarak kolay ama ipler o kadar ince ki tarmakların hepsi nasıl tutar? Ve ilk zamanlarda kanardı İsmail Hocam. Parmaklarımız kesilirdi iplerden dolayı. Daha sonra parmakları nasırlaştığından dolayı sıkıntı yaşamazdık. Zahmetli bir iştir. Bir halı neredeyse bir yıla zaman alır. Bir bayanın çok emek verdiği bir işti. Bitirenlerse İşkur aracılığıyla çeşitli atölyelerde istihdam edilecek. Dokunmasının zorluğu ve ipek böceği yetiştiriciliğinin azalması gibi nedenlerle unutulmaya yüz tuttu. Hereke'de dokunan birinci sınıf ipek halılar artık nadir eserlerden. Hemen hemen bizim yaşlarda olan, ben 75 yaşındayım. Yani o zamanın genç kızlarının tümü hemen hemen halı dokumuştur burada. Evlerinde. Onun dışında tabii bir ara durdu köyde halıcılık. Kocaeli'ye bağlı Dilovası Halk Eğitim Müdürlüğü, bölgenin bu önemli değerini canlandırmayı hedefleyen bir proje hazırladı. 12 tezgahı hazırladık. Usta öğreticilerimizi, öğretmenlerimizi göreve çağırdık. Daha önce de burada bu merkezde halı dokuyan köyden insanlarımız var. Bu insanlarla yeniden görüşmeler yapıp ipek ve diğer alet edevatları hazırlayarak bu tarihi ipek hereke ipek halısını yeniden inşallah bölgede canlandıracağız. İpek halısı normalde zaten ipek ince bir ip olduğu için metrekareye düğüm sayısı çok fazla düşmekte ve çok fazla zaman almakta diğer halı türlerine göre. Yani biraz zahmetli bir iş ama çok güzel, keyifli bir iş.
Hereke halıcılığı kursu, restorasyonu tamamlanan tarihi demirciler konağında veriliyor. Kursu tamamlayanlar, İşkur desteğiyle çeşitli atölyelerde istihdam edilecek. Biz buna okula giderken 75'lerde falan ben okulda ondan evvel dokuyorduk. Teneffüslerde falan hemen halı dokurduk yani. 1843'te Hereke'de kurulan halı fabrikası Osmanlı sanayinin ilk modern örneklerinden biriydi.